Merhabalar kanalıma hoş geldiniz, şimdi sizlere bir gözümde laptopta çünkü orada nasıl gözüküyoruz acaba diye de bir baktım, tabii ki burada hemen telefonumuzu kısalım kısalım, Kısa, kısalacağını da evet bazen unutuyorum böyle ve kısamıyorum. Ama şimdi kıstık. Evet efendim. Şimdi sizlere çok güzel bir açılım yapacağız. Artık Şubat ayının son haftasını yani hangi hafta oluyor? Bu 21 ve 28'i arası haftasını 28 çekiyor Şubat ayı biliyorsunuz. Bu arada bir gördüğünüz üzere güzel bir masa aldık. Şurada iki tane rafı var. Makyaj malzemelerimizi de doldurdum. Burada da böyle sizler için geniş geniş sunmak için bu masaya aldım. Çünkü evin her tarafı her zaman müsait olmayabiliyor. Böyle kısıtlı bir bölgeden size sunuyordum. Ama şimdi böyle daha biraz rahat olduk. Bir çalışma masası, makyaj masası ne derseniz deyin böyle güzel oldu. Şimdi efendim ara sıra da biliyorsunuz salonda da çekiyorum. Her yer yani ofise artık pek gitmiyorum. O pandemi ne zaman kalkarsa yine can gole böyle gider gider geliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım seçimlerinizi yapın. Bu arada instagram hesabım neslihan seriyle ne. 100 binleri geçtik. Sizleri de bekliyorum. Çünkü çok güzel paylaşımlar oluyor orada. Kart aç canlı yayınlar neslihan Seri'ne zaten açıklama kısmında var ve artık abone olmadan izliyorsanız destek veriniz benim için beğeni yorumlar çok önemli yorumda yapınız aldık kabul ettik deyiniz efendim. Haftalık yorumlar çok önemli. Diğer kanalda zaten haftalık olarak gün gün burç burç yayınlandı. Hemen onu da izleyebilirsiniz. Evet. Ben seçtim. Ben seçtim. Şimdi isterseniz de kartlarımızı seçelim. ve bakalım neler neler olacak. Evet. Bu haftanın özelliği değişime yine evet dememiz. Değişime evet demek zorunda kalmamız gibi özellikler taşıyor. Evet. Şöyle yapıyoruz ve hemen Melek kartımızdan da seçiyoruz. Ve Nesli kartlarından seçiyoruz. Tabii ki özel danışmanlık isterseniz yine özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaramda bu videonun altında bulunmakta. Kartlarımız da burada. Seçiminizi yaptınız mı? Gözlük veya mum. Evet. Şimdi ilk testimize bir bakalım bakalım. Gözlükten başlayalım. Gözlüğü seçtiğinize göre bir şeyleri bakıyor ya da görmüyorsunuz ya da görmek istiyor anlamak istiyorsunuz. Yani burada gözlük bu enerjide mum da zaten ateş enerjisi ve acele olsun enerjisi anlamına gelebilir. Şimdi efendim hemen bakıyoruz bakalım. Burada kartları şöyle rahat görmeniz açısından Şimdi buradaki gözlüğü seçenler yine Kupa Kraliçesi rüyalar hayaller çok güzel e, balık yengeç akrep e, su grubundan insanları tasvir ediyor. Yani taşınmayı gösteren kartlar var ya da işte bir yerden bir yere gitmek istiyorsunuz biraz hüzünlü onun sonrasında kurtuluş istiyorsunuz bir şeylerin bitmesini istiyorsunuz hepsi bunların oluşacak gibi. Gözyaşı birazcık var sanki ya yani dışına ağlamıyor da sanki içine atıp kederlenme var bu hafta. Fakat bunun yanında yıldızlar var. Yıldız yıldız üstüne yıldızlar sizlere geliyor ama yani bu kadar da olmaz. Çünkü burada sanki bu olumsuz iki kartın arasında bir yıldız doğmuş gibi. Yani burada acılardan sonraki kurtuluş Venüs yıldızının bir e size canlılığı şansı biliyorsunuz şans ve para demektir geliyormuş efendim ve burada da bir şey sonlanıyor yani sizin bu muhtemelen istemediğiniz bir şey biraz böyle yukarıya çıkmışım hemen aşağıya ineyim çünkü biraz kamerayı aşağıda koydum Evet burada sizlerin bir şeyi bitişini istiyorsunuz. Bu bir bitiş olacak ve sizin istediğiniz yönde olacak merak etmeyin ama şans kazanacaksınız. Yeni bir hayata doğru adım atacaksınız ve sonlanacak kurtulacaksınız. Güçlü olman gerekiyor. Sandığından daha güçlüsün ve bu güç seni mutlu bir sona götürecek. Sandığından çok daha güç kazanacakmışsın. Bu da gerçekten güzel bir şey. Olumlamanı... Ay hep içsel yolculuk güçlü ol falan çıkıyor. Gerçekten başkalarına ee, soru sormak çok kolay. İçsel olarak kendini bir düşün, neler olabileceğini bir düşün, cevapları bul anlamında bu. Ve olumlama geldi. Hayatım boyunca sürecek olan içsel yolculuğuna gereken cevapları bulacaksın. Ee, bunu olumlama olarak söylersek de hayatım boyunca sürecek olan içsel yolculuğumda bütün cevapları buluyorum. İlham, bilgelik ve sevgi ışığına evrene yansıtarak zengin hayatıma evet diyorum. Bu da çok güzel bir şey. Ee, ve zenginlik lafı var. Bazı şeylerde güzel zenginlikler elde edecekmişsin. Her neye niyet ettiysen ve her neyi soruyorsan efendim. Evet, hemen bakıyoruz. Aa, tar temiz çıkıyor. Bir haber geliyor ve şuradaki kuş, şurada kuşun üstündeki mutluluğa bakar mısınız? Bu böyle büyümüş sanki kuş sırtında bir, burada kartal gibi ama kuş dersem böyle minicik serçe değil. Bir kartal avı da pençesinde, sırtında da o kadar güzel haberler var. O kadar güzel bir yükle size geliyor ki bu bir mal mük bir güzellik olabilir size. Harikulade bir şey geliyor yani. Bunu düşünün. Bir balık çıkmış, kuyruğu yelpaze gibi sallanıyor ee, ve burada güzel bir yol çıkıyor ee, ve her daim mutlulukla alakalı bir şeyler çıkmış. Artık neyi istiyorsanız, bakın balık da burada. Yine balık, yine kuyruk, yine altında bir mal mülk Siz çok güzel hayırlı bir şeyler yapacaksınız ve bunun karşılığında güzel şeyler alacaksınız gözüküyor yani nazarlar var evet nazar var kötü olumsuz şeyler var güzel böyle bir at çıkmış yani bu güzel at murat demektir yani güzel bir şeyler geliyor at murat demektir bir ev bir yuva bunun sonrasında Yine kurtuluş böyle silkeleniyorsun sanki yani bir şeyleri atıyorsunuz merak etmeyin. Z zenginlik lafı burada da çıktı. E, zenginlik güzel zengin hayatım evet diyorum. Lütfen bunu yani söyleyin. Lütfen söyleyin. Evet burada bir anlamda bir şeylere de böyle yukarıya bir tırmanış görüyorum. Bir tırmanış zannediyorum ki bu. E, Birkaç level yukarıya doğru bir tırmanış yapıyorsunuz. Bir kanca atmış size biri ama hiçbir şey ifade etmiyor. Ah! Lazar, Hiçbir şey ifade etmiyor. Biri bir kanca atmış. Korkusuz olun. Size karar, size hiçbir zarar veremeyecek dualarınız var. V harfi var. E, v e, Y, V, Y, Z sanki böyle bu harfler çıkmış. S e, 8 ve bir harfi bir rakamları da çıkmış. Hadi bakalım ben şimdi size dilek tutun da diyeyim de önemli olan bu dilek. Hadi bakalım. Çok güzel. Yani burada iki tane dileğiniz oluyor. Merak etmeyin. İki dilekte yerine geliyor anlamında. Gayet güzel çıkmış. burada bir yeni bir doğuş var. Yengeç gibi de böyle veya su grubundan birilerini anlatıyor. Ee, yine bakın burada ben oh, çok nazar var çok nazar var İki tarafı kuplu şöyle iki tarafı yine batırdık masaya iki tarafı kuplu bir küp var küpün küpüyle geliyor yani ne varsa şu nazara yalnız 3 dakikada nazara çözüm videosunu bir izleyin çok sevinç var. İki tarafından tutulan kulplar var ya şimdi bu elim dolu gösteremiyorum. Öyle bir küp küp çıkmış kulplu iki tane kulbu olan bir küp çıkmış. Gayet güzel zenginlik olarak görüyorum. U harfi de burada çıkmış. Bir tanışmanız olabilir. Merkür Retro hala devam ediyor. Unutmayın Merkür Retro e, 21'inde sona erecek bu hafta ama durağan zaman. Bakın Demin de bir video çektim. <laughs> Hiç böyle izlemedim. Merkür Retro'nun durağan zamanlarını gösteriyor. Ve burada gayet güzel ee, bir bakın düşünün fakat acele etmeyin yani uygulamaya sokmayın birisiyle tanışırsanız da arkadaşlık babını bir iki üç gün daha böyle uzatın tanımaya çalışın gayet güzel haberler geliyor yıldız kartını üste koyuyoruz ve geliyoruz mum enerjimize onu da bir açalım. Sevgili mumcular dediğim gibi ateş enerjisi. Aa çok güzel haberler geliyor. Yurt dışı haberleri olabilir. Dünya kartı çıktı çünkü. Karma. Karmanın yanması. Güzel olanın. Ben yine zorla bitirebileceğim bir video çekiyorum. Şöyle bir yayılayım ben buraya. <laughs> Evet, karma'nın yanması, güzel olanın tamamlanması, uzun süredir beklediğiniz güzel şeylerin haberinin gelmesi, yani artık yani bir kartal, bir aslan, bir gücün gelmesi, yani bu size güç olarak dönüyor, bilgelik olarak dönüyor. Anne ile ilgili güzellikler, yani bir bir tarafı karanlıkta kalmış, evet. Karanlıkta olan bir şey var bir tarafı. Ama bir tarafı da ayı anlatıyor. İki, iki tane ay. Ayın döngülerini anlatıyor. Azize inançlı bir insanı anlatıyor. Ee, aslında bolluk bereketi de anlatıyor. Yani burada... Su da almamışım yanıma. Gerçekten böyle kalkmak istemiyorum. Ee, siz de 3 dakikada nazara çözüm videomu izleyiniz. Çok ağır enerjiler var gerçekten. Ee, Azize kartı bize bunları anlatıyor. Yani bir tarafı karanlıkta kalmış. Üçüncü şahısları anlatır. Ailenin büyüklerini anlatır. İnancımızı anlatır. inancın gücüyle bir şeyleri başaracağınızı anlatıyor. Ee, ve gerçekten güzellikler geliyor. Ve burada değneklerin sekizlisi. O kadar güzel her yerden olumlu haberleri anlatıyor. Böyle olumlu oklar böyle fırlıyor yani. Her şekilde değneklerin sekizlisi güzel haberleri anlatıyor. E, aşkla ilgili, işle ilgili okulların geldiğini haberleri anlatıyor yani kılıç prensi de bir nevi bir anlamda bir nevi güzel tekliflerin geldiğini güzel canlandırıcı bir teklif ve şöyle kılıç prensi bu pardon aslında yer yani kaç koç olabileceği gibi kılıç prensi ikizler kova yay ay pardon ikizler kova terazi Bunları da bakın kafam bile yani Merkür retro'nun son günlerinde dahi burada böyle bir de küçücük bir sinek ne arar ki burada yani öldüremiyorum da attım gitti. Şimdi burada kılıçların prensi güzel bir kararı aldığınızı gösteriyor. Ateşlerden gelecek olan bunu söylemiştim zaten. Kılıçların prensi de canlandırıcı rüzgarların esmesi bir güzel karara verilmesi gibi anlamda olabilir. E, sevgili mumu seçenler dört kartınız da muhteşem güzel çıktı yani yeni bir hayatta Tabii ki gelişini anlatıyor ama bunun için inancınızı bırakmayın ve pes etmeyin anlamında da olabilir Evet geldik dönüşüm kartımız şu anda büyük bereket getirecek müthiş bir değişim ve dönüşümden geçmektesi bereketiyle müthiş bir bereket geliyor para geliyor ve burada kanatlarını açmış bir melek yani size kelebekleri getiriyor. Yani bakın hep değişim, dönüşüm enerjileri. Kaç keredir ben böyle açıyorum. Mesela bu hafta olsun, geçen hafta olsun zaten bu dönüşüm, değişim, uranüsyen bir enerji var. Yenilik enerjisi var. Aa, iki tane mi bir tane? Kafanız karışık çıkmış. Hani bu konuda e, belki şeyiniz var, tereddütleriniz var. Hemen bakıyoruz. Evet bir ayrılık çıkıyor. Yani yeni başlangıçlar. Geçmişe teşekkür et ve uğurla diyor. Bir şey bırakman lazım senin. Yeni yaşama ve yeni ilişkiye doğru şey açacaksın. Yeni yaşam ve yeni ilişkiye doğru adımlar atacaksın. Geçmişe teşekkür ediyorum uğurluyorum çıktı. Bir tane daha neden açtım? Çünkü ayrılık kartı da sizi üzebilir diye. Bu güç toplama ama yani güç toplaman gerekiyor zaten güç kartı dünyada çıktı evet olumlaman geldi evrenin eşsiz gücü bana akıyor başarılı ve doyumlu bir hayatı yaratmak üzere bana gerekli olan tüm unsurlar şimdi hayatıma geliyor gücümü her daim. Ee, üstün gücümü her daim elimde tutuyorum. Bu da bana para bolluk zenginlik getiriyor. Ay gerçekten zor okudum. Merkür yani bir de az buz değil 3 hafta gibi bir süre beni böyle e, konuşmamda bile zorluk yaratıyor. Konuşamıyorum. Evet hadi bakalım. Büyük bir güç kazanıyormuşsunuz. Hiç ikilemde yaratmayın. Çok güzel bir aydınlığınız burada çıktı. Yine ev ya da evlilikle ilgili bakın bir çatı da yanında çıkmış. E, dualar edin büyük bir güç geliyor Ay aslan başı da burada çıkmış gerçekten bakın sırf söylediği güç yabancı ülkeleri gösteriyor bir çapa çıkmış yani denizli yerlere gidebilirsiniz Burada bir artı işareti sizin şer gibi gördüğünüz artıya dönebilir bu hafta 3 çıkmış bir de artının yanında artı 3 3 katı 3 katı bir şey geliyor size güzel bir şekilde hayatınızın böyle gezme tozma devreleri de geliyor. Yani biraz böyle yollar çıkmış yani gitmeli gelmeli bir bu hafta bir yerlere koşturabilir, gidebilirsiniz. M harfi, N harfi, H harfi, S ya da Ş bunlar çıkabiliyor, çıkmış yani. Ay, minik bir kuş çıkmış burada bak o, burada bir kartal dedim bir minik civciv yani yeni bir oluşum olacak hayatınızda yeni bir iş olabilir bu hafta yeni adımlar atabilirsiniz bakın bunları yazın diyorum size sevgülüden haberler alabilirsiniz hiç alakasız böyle gitmeli gelmeli böyle okular var yani haberler geliyor haber emareleri burada da vardı ve e, 7 7 rakamı var 5 rakamı var birazcık hayatınızın gerçekten koşturmalı V harfi ev ya da evlilik bakanına ilgili soru işaretleri kafanızda olabilir aman karar vermeyin yani hele merkür retrolarda kesinlikle karar vermenizi istemiyorum çok güzel B harfi çıkmış B bayrak bayrak var devlet işleriniz yoluna girecek demektir evet burada biraz yalnız ritüeller ve dualarınızı yapmanız lazım ee, bir adak adadıysanız onu yerine getirin beklemeyin oluşma, oluşmayacağını hadi bakalım adağınızı yapın dileğinizi de tutuyoruz dileğimiz oluşuyormuş bu hafta olmazsa diğer hafta diyeceğim ama döndü zaten yavaş geliştiği için yine her yerleri batırdık evet Aa. Ay burada resmen deve kuşu çıkmış hanenin üzerinde bir aydınlık çökmüş bir meşale çıkmış ne kadar içecektim 7 rakamı burada da çıkmış hadi bir 7 gün yani bir haftayı işaret ediyor. Bakın bu hafta olmasa Mart'ın ilk haftası sanki güzel haberler geliyor. Evet bir şeyleri kaybettim diye üzülmeyin ya yani her zaman yeni bir şeyler gelebilir. Kendimi bu arada o kadar dağıttım ki yani bir anda dedikodu falan var bunları hiç kale almıyoruz hiç kale almıyoruz çok güzel evet haber geliyor birdenbire bir işleriniz çözülüyor eğer haber bekliyorsanız sabırlı olun kapıyı açan son anahtar sabır biliyor musunuz araba yolculukları var iki, iki yere yani gidip geliyorsunuz hatta bir araba alım satım işleriniz olabilir çok güzel bir mum yanmış çok güzel bir mum görüyorum dileğinizin oluşması. Bir de bu kadar hengamenin içinde beyaz bir kalp çıkmış. Ne kadar güzel. Bu da sizin aşkım meşki ee, o işlerinizi de gösteriyor. Onların da güzelliklerini gösteriyor. Bu hafta hadi bakalım. Hadi bakalım neler neler olacakmış. Hepinizden aşağıya yorum bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Neslihan Şirin'e de abone olabilirsiniz. Ve özel danışmanlık için de WhatsApp numaram yine bu videonun altında bulunacak. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Instagram'da sakın beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.